Soruyorlar parayı nereden bulacaksınız? Para var kardeşim. Para var. Niye para yok? Hangi gerekçeyle para yok? Rakam vereyim size. Gerçekten. Bunu çok sık tekrar ediyorum. Bir daha tekrar edeyim sizlere. Son 16 yılda dışarıya ödenen faiz. Diyorlar ya biz faize karşıyız. Hiç de karşı değiller. Hiç de karşı değiller. 16 yılda yurt dışında diyorlar ya faiz lobisi var yurt dışında. Efendim dış güçler var. Ne dış gücü kardeşim? Niye gittin sen Londra'ya? Gittin geldin. Sonra hazineden sorumlu bakan gitti geldi Sayın Mehmet Şimşek. Sonra Merkez Bankası Başkanı, bakanlar, bürokratlar gittiler oraya. Niye gittiler? Bize borç para verin diye gittiler. Yalvarıyorlar. Bize borç para verin. Borç para olmazsa ekonomiyi döndüremeyiz diyorlar. Ve açıklamalar var. Efendim ekonomide alacağımız önlemleri 24 Haziran'dan sonra açıklayacağız. 24 Haziran'dan sonra göreceksiniz faizler düşecek. E şimdi düşür, millet gelsin sana oy versin. Niye şimdi düşürmüyorsun? Elini bağlayan yok, kolunu bağlayan yok. Kararname çıkarıyorsun. Üstelik kanun hükmünde kararname çıkarıyorsun. Meclisin olup olmamasının hiçbir önemi yok. Anayasa Mahkemesi bile bakmıyor bu kanun hükmünde kararnamelere. E şimdi yap. Bu düzen devam ederse bir daha altını çiziyorum bir tarafa yazın. Deyin ki Kılıçdaroğlu geldi Tokat'ta söyledi. Bu düzen böyle devam ederse ve ettirilirse bunun en ağır faturasını bu millet çekecek. Onlar değil. Bu ülkenin esnafı, çiftçisi, sanayicisi bunlar çekecek. Yani üreten kesim çekecek. 16 yılda ödedikleri faiz 151 milyar 34 milyon dolar. Londra'daki bir avuç tefeci ödedikleri para faiz 151 milyar dolar. İçeriye de ödediler. İçeriye de ödedikleri para 687 milyar 124 milyon Türk lirası. O da faiz. Faizciye gelince para var. Tefeciye gelince para var. Esnafa gelince para yok. Emekliye gelince para yok. Asgari ücrete gelince para yok. Niye para yok kardeşim? 687 milyar lira ödemişsin içeride faiz. 151 milyar dolar ödemişsin dışarıda faiz. Gene parayla ilgili. Arkadaşlarım not alsınlar. Son 79 yılda 1923-2002 79 yılda yani Atatürk, İnönü, Menderes, efendim Süleyman Demirel, Turgut Özal, Tansu Çiller bütün bu hükümetler. Bütün bu hükümetler. Son 79 yılda yaptıkları harcama 713 milyar dolar. 713 milyar dolar. Bununla ne yaptılar? Kayseri'de uçak fabrikasının temelini attılar. Kırıkkale'de mühimmat fabrikasının temelini attılar. 1940'larda Türkiye uçak ihraç eden bir ülkeydi. Demir çelik fabrikaların temelini attılar. Sümer bankları, eti bankları kurdular. Yollar, köprüler yaptılar. Limanlar yaptılar. Karakaya, Keban, Atatürk Barajı gibi barajlar yaptılar. Şeker fabrikaları kurdular. Türk Telekom'u yaptılar. 713 milyar dolar para harcadılar. Kıbrıs çıkarması yaptılar. Amerikan ambargosu oldu. Kore Savaşı oldu. Büyük Marmara depremi yaşandı. 35 bin kişi hayatını kaybetti. Harcadıkları para 713 milyar dolar. Peki son 14 yıl. Son 14 yıl. Yani 2003-2017. Son 14 yılda harcanan para 713 milyar dolar değil. 2 trilyon 94 milyar dolar. Emeklinin sorununu en somut ve en yalın ifadelerle dile getiren biziz. Geçinemiyor emekli. Geçinemiyor. Sözde sosyal güvenlik sisteminde reform yaptılar 2008'de. Bugün bakın söylüyorum. Bunu her partili arkadaşımın her çalışana sigortalı olarak her çalışana anlatması lazım. Bugün asgari ücret üzerinden
Birisi emekli olursa ona bağlanacak emekli aylığı 718 lira 69 kuruş. Bir daha söylüyorum. 718 lira 69 kuruş. Eğer sözde o reformu yapmasalardı, eski kanun yürürlükte olsaydı bugün asgari ücret üzerinden emekli olan bir kişi 1822 lira aylık alacaktı. 718, 1822. Her çalışana bunu anlatacaksınız. Peki sosyal güvenlik açığını kimin sırtından kapatmaya çalıştılar? Emeklinin sırtından. Bugüne kadar emekli aylıklarından sisteme aktardıkları para 120 milyar lira. Eski parayla 120 katrilyon lira. Emekliye verilmesi gereken bir para alındı, başka yerlerde harcandı. Biz boşuna mı dedik emekliye Ramazan bayramında ve Kurban bayramında birer maaş ikramiye vereceğiz? Bilgiye dayalı olarak söyledik bunları. Bilgiye dayalı. Dışlanmamalı. Madde 2. Sağlık kuruluşlarının ve sağlık personelinin tıbbi ve konaklama ihtiyaçları öncelik ve ivedilikle giderilmeli. Madde 3. Kamu sağlık kuruluşlarındaki eleman açığı hızla giderilmeli. Ayrıca kanun hükmünde kararname ile görevlerine son verilen ve haklarında kesin hüküm bulunmayan sağlık elemanları yeniden görevlerine iade edilmeli. Madde 4. Hem salgınla mücadele hem de milli güvenlik açısından hayati öneme sahip askeri hastaneler süratle yeniden açılmalı. Madde 5. Salgınla mücadelede merkezi yönetimle belediyelerin eş güdüm içinde çalışmalarına azami dikkat edilmeli. İktidar partisinden olmayan belediyelerin sorunu aşmak için gösterdikleri çabalar engellenmemeli. Bu bağlamda A. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İller Bankası'nca belediyelere yapılan ödemelerin bir yıl süreyle hiçbir kesinti yapılmaksızın ödemeleri sağlanmalı. Belediyelerin borçlanma limitleri artırılmalı. B. Belediyelere ve dağıtım şirketlerine ödenemeyen elektrik, su, doğalgaz faturaları nedeniyle borçlu konutların elektriği, suyu ve veya doğalgazı kesilmemeli ve faiz işletilmemeli. Madde 6. Cumhurbaşkanlığı veya bakanlık kararlarıyla geçici olarak kapatılan iş yerlerinde A. Esnafın kira harcamaları AVM'ler hariç Maliye ve Hazine Bakanlığı'nca karşılanmalı. B. Bu iş yerlerinde çalışan işçilerin ücretleri kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar hariç asgari ücret üzerinden ve iş yeri kapalı kaldığı sürece işsizlik sigortası fonundan karşılanmalı. C. Bu iş yerlerinde çalışan işçilerin kredi kartı ya da tüketici kredisi borçları bankalar tarafından 3 ay